Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm cümleten. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah mübarek bir gecedeyiz. Berat Kandili'ndeyiz. Cenab-ı Hak bu gecenin hakkını verebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bugün ne konuşayım diye düşünürken aklıma, gönlüme ikinci makam geldi. 14. Leman'ın ikinci makamı. Besmele bahsi. Değil mi Murtaza abi? Ha? Abi, böyle bahisler. Lemalar mı, barlar mı, şöyle. Başta söyleyelim. Tamam abi, inşallah. Burada usta olan var, çırak var. Doğru, haklısın abi. Senin gibi ustaların karşısında konuşmaktan zaten zul ediyor. Evet yani. Fazla üstüne gitme Ahmet'in yani. Esma abi. Evet, çırak adamız daha. Dur bakalım. Nerede kalparın bilmem neyini kesini bilmiyoruz. Murtaza abi, okuduğumuz metin Lemalarda. 14. Leman'ın ikinci makamı. Burası ayrıca sözlerde birinci sözün hemen arkasında var. Makam münasebetiyle oraya da konmuş. Besmele hakkında. Bismillahirrahmanirrahim hakkında. Başlarken şöyle bir şey konuşalım. Hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Müslüman anne babalardan yetiştik, büyüdük. Biliyoruz ki bizim dinimizde bir şeyin çok önemli bir yeri var. Nedir o? Elfaz-ı mübarekeler. Ne demek elfaz-ı mübareke? Mesela Subhanallah. Kelimeler. Evet, mübarek kelimeler. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Subhanallah. Başka? Gibi. Selamun aleyküm. Sayılır, niye sayılmasın? Bunlar aynı zamanda doğru dediği gibi şeydir. Ne derler ona? Aynen öyledir yani. Aynı zamanda dilinde duyduğumuz zaman birisinin bu adam Müslümandır dediğimiz kelimelerdir mesela. Selamun aleyküm. İslam coğrafyasının neresinde giderseniz, hatta dünyayı gezin, birisi içeriye selamun aleyküm dediği zaman bu bizden dersiniz yani. Şairimizdir, kimliğimizdir. Bu kelimelerde ayrıca şöyle bir meziyet var. Bunlar İslam'ın manalarına, yani o külli manalara özet gibiler. Mesela Bismillahirrahmanirrahim kelimesi için Elmallah Hamdi Yazır merhum Hak Dini Kur'an Dili eserinin başında der ki, hani bütün Kur'an Besmele'nin B'sinde toplanmıştır der. Ben bunu ilk okuduğumda bana çok şey geldi. Ya nasıl olur Besmele'nin B'sinde bütün İslam? Biraz şey geldi yani, böyle mübalağalı haşa bir ifade gibi geldi. Halbuki sadece onun tespiti değilmiş. Geçmiş müfessirler de bunu söylemişler. Sonra şöyle bir mana açıldı kalbime. Zaten Müslüman olmak Allah'ın ismiyle yaşamak değil mi? Yani Allah var. Allah'ın manası dünyamızda. Allah isimleri ve sıfatlarıyla hayatımızda. Bunları kuşandığımız zaman biz Müslüman olmuyor muyuz? Namaz kılmamız, oruç tutmamız, işte kötülükten sakınıp iyiliği emretmememiz, bunu emretmememiz dedim, tövbe. Emretmemiz hepsi bunun ifadesi değil mi? O zaman hakikaten de Bismillah'ın B'sinde, yani Allah ile olmakta bütün İslam'ın manası mündemiş. Yani Müslümanlık nedir diye sorsak en özet olarak Allah'la yaşamak diyebiliriz yani. Allah'ın adıyla, manalarıyla yaşamak diyebiliriz hakikaten. O zaman o açıdan düşündüğümde Elmallah Hamdi Yazır merhumun bu sözü bana şey gelmedi. Hakikaten Bismillah'ın B'sinde bütün İslam'ın, bütün Kur'an'ın manası var. İşte Bediüzzaman Hazretleri de Risale-i Nur'da Elfaz-ı Mübareke'nin üstünde çok duruyor. Birinci söz. Diyebilirsiniz ki ya Bediüzzaman Hazretleri niye böyle bir mevzuyla başladı Yeni Said dönemine ya da Yeni Said teliflerine? Gerçi ilk Risale 10. sözdür ama Sözler Risalesi birinci sözle başlıyor. Ya diyebilirsiniz ki ya üstadım, harpler, darpler oldu, ülkede neler neler yaşanıyor. Yani şimdi Bismillah'ın sırası mı ya? Hani bu mu bizim konumuz? Ki bugün böyle biraz işte siyaset tarafı kuvvetli olanlar bazen böyle işte ibadetle şeyle meşgul olanlar tenkit ederler. Ya bu mu mevzu? Bak İslam alemi ne halde? Evet, onlar da önemsiz konular değil. Ama bizim ayağımızın kaydığı yerler de burası. Yani biz bilsek ki Cenab-ı Hakk'ın ismi bizim yanımızda, isimleri, sıfatları bizim yanımızda, o zaman bu halde olur muydu? O sahadaki hatalarımız, yanlışlarımız, arızalarımız, buradaki cephedeki düşüklüklerimiz,
eksiklerimiz, yaralarımızdan kaynaklanıyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin bu Elfaz-ı Mübareke üzerindeki vurgusunu böyle de anlayabiliriz diye düşünüyorum ben. Uygun mudur Mahmut abi? Ne dersin? Bu ara mesela hasbinallah'ı çok kullanıyoruz. Evet, değil mi? Yani çaresizliğimizi ifade edebileceğimiz o kadar güzel bir ya. Mübarek laftır. Nasıl bir sığınak? Kat ne kadar derin orada açıklıyor zaten. Evet, katman katman açıyorum. Yani Elfaz-ı Mübareke aynı zamanda Müslümanın dünyasında o manaların diri tutulmasının yolu. Biz de onları sıkça anarak o manaları, Müslüman kimliğimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak tutabilmeyi nasip eylesin. Pekala, başlayalım. İkinci makam. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından altı sırrına dairdir. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından altı sırrına dairdir. İhtar. Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim. Ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmekle avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat maalesef şimdilik o arzuma tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan dediğim vakit nefsimi murad ediyorum. Ey insan dediğim vakit nefsimi murad ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha huşyar zatlara, huşyar ne demek? Nefsi nefsimden huşyar, uyanık, diri, açık, huşyar zatlara belki medar istifade olur niyetiyle 14. Lema'nın ikinci makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Ne demek akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır? Zevk kelimesini biz biraz bugün eğlence gibi kullanıyoruz ama aslında tasavvufta zevk biraz tecrübeye yakın kullanılır. Yani mesela derler sen şunu zevk ettin mi? Yani hiç öyle bir tecrübe yaşadın mı? Burada Bediüzzaman Hazretleri diyor ki yani kalbinizde benimkine benzer yaralar varsa, benim yaşadığıma benzer şeyler yaşamışsanız, böyle hisleriniz olmuşsa o zaman bu dersten daha çok istifade edersiniz. Olur yani bazı meseleler vardır sadece bilgi aktarımı yeter. Teknik meselelerdir ama bazı şeyler de vardır. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar deriz. Tecrübe olmadan o sırra vakıf olmak zordur. Demek ki bu metinde biraz üstad gibi kendi yaralarımıza bakmamız lazım. O makama gelirsek bu sözde bizim dünyamızda inkişaf eder inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet ya eyyühel melev inni ulgiye ileyye kitabun kerim. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bu ayet Nem suresinin 29 ve 30. ayetleri. Nem suresinin 29 ve 30. ayetleri. Kısa bir mealiyle şöyle buyruluyor. Dilim dönmedi bismillah. Belkıs, ey kavmimin ileri gelenleri dedi. Bana mühim bir mektup bırakıldı. Bu mektup Süleyman'dan geliyor. Ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bir daha okuyayım mealini. Belkıs, ey kavmimin ileri gelenleri dedi. Bana mühim bir mektup bırakıldı. Bu mektup Süleyman'dan geliyor. Ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Ayet-i kerime mealiyle böyle söylüyor. Bu ayet okuduğunuz zaman acaba sizin de dünyanıza böyle bir şey geliyor mu? Ya Süleyman Aleyhisselam bir mektup yollamış. Belkıs bu mektubu almış. Bu mektup Bismillahirrahmanirrahim'le başlıyor. İyi de bunda bizimle ilgili ne var? Kur'an'ın muhatabı biz de değil miyiz? Bütün asırlara bakmıyor mu Kur'an? Bütün insanları kapsamıyor mu Kur'an? Peki Belkıs'ın başından geçen böyle bir olayla bizim nasıl bir gönül bağlantımız olabilir? Allah alem Üstad Hazretlerini bu Risale'ye yönlendiren, telifine yönlendiren, onun tefekkürüne yönlendiren böyle bir bakış açısı. Yani Belkıs'ın hayretinde hepimiz için sırlar var. Bu ayet-i kerime biliyorsunuz Kur'an'da 114 yerde
besmele geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tevbe suresinin başında yok ama burayla o da telafi edilmiş gibi. Yani bir yerde de içinde geçiyor. Böylece yine 114 rakamı bulunmuş oluyor. Her surenin başında olsa 114 olacaktı. Tevbe suresinin başında yok. Onda çok azap ayeti olduğu için o besmeleyle başlamıyor. Ama bu ayette, bu ayetin içinde besmelenin geçmesiyle yine 114 rakamı bulunuyor. Şimdi mesela düşünelim. Belkıs böyle bir şeye niye hayret etti? Benim Allah alem kalbime şöyle bir mana geliyor. Ben kendi manamı söyleyeyim, sonra sizinle de tefekkür edelim. Yani belki de Belkıs Bismillahirrahmanirrahim'in nasıl bir dünyayı açtığına kalbinde bir uyanıklık yaşadı. Yani normalde siz diyelim ki Ömer abi bir video izledi, o videoyu bana attı. Onu nasıl anlatırsın Ömer abi? Böyle en seni etkileyen yerinden anlatırsın değil mi? O ortasında 35. dakikada öyle bir şey diyor ki çok vurucu bir tespit. Ya da onu başlık yaparsın, öyle atarsın mesela. Veya işte bir yazı paylaşırsınız. Ya bak sayfanın sonuna doğru şöyle bir şey diyor, burası çok önemli. Yani sizi en çok etkileyen yerini vurgulayarak paylaşırsınız. Sebe Melikesi Belkıs da Süleyman Aleyhisselam'ın mektubunu kendi vezirleriyle neresinden paylaşıyor? Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor diyor. Yani orası onu çok etkilemiş. Sebe Melikesi Belkıs'ı bu kadar etkileyen bu Bismillahirrahmanirrahim bizi etkilemiyorsa bizim demek ki bir kendimize bakmamız lazım. O onu o kadar sarsmış, onu duymak, o sırrı duymak, o hakikat duymak onu bu kadar etkilemiş. Eğer biz yeterince etkilenmiyorsak demek ki kendimizi bir böyle bir sarsmamız lazım. Ey kavmin ileri gelenleri dedi, bana mühim bir mektup bırakıldı. Bu mektup Süleyman'dan geliyor ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki. Kainat simasında, yani neyinde? Yüzünde, kainatın yüzünde. Arz simasında, yani yer küremizin yüzünde ve insan simasında. Birbiri içinde, birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Şimdi burada açılması gereken bir kelime var. Sikke-i rububiyet nedir? Nedir gerçekten sikke-i rububiyet Ümit abi? Senin aklına ne geliyor? Yani bir elden çıkmaklık mı? Ya da bunların hepsinin yöneticisi bir gibi mi? Gibi de evet, güzel bir mana. Bu da var. Bu da var abi. Hani Cenab-ı Hakk'ın mührü diyor ya. Şimdi hep senden hani kainat yaratıldı, insanı yaratıldan beri sonuna kadar baktığında şurada kaç 80-100 abi var. Yani normalde ehadiye samediye diyor değil mi? Gözler iki tane ama bak bakıyorsun farklı. Değil mi? Yapı olarak. Yüzünde siması hepsi aynı. Kulak aynı yerde, ağız burun. Ama hiç kimse birbirine benzemiyor. Ve insan hepsi de böyle. Yani aynı tek yumurtak izinde bile farklılık var. Onun için şey sikke-i Rabbaniye. Cenab-ı Hakk'ın sikkesi mührü. Yani bir elden çıktığına delil o işte. Evet. Hepsi farklı olması Cenab-ı Hakk'ın mührü işte. Yani sikke nedir? Mesela bir padişah başa geçtiği zaman kendi adına bir sikke kestirir değil mi? Üzerinde altın bastırır. Evet, altın bastırır, para bastırır. Nedir o? Görürsünüz ki işte bu para Devri Orhan'da basılmış. Orhan Bey'in resmi var paranın üstünde. Veya işte Devri Osman'da bastırılmış. Osman Bey'in mührü var. Bu sikkedir mesela. Padişahın tasarrufunda olduğunu gösteren, artık saltanatın ona ait olduğunu gösteren, mülkte güçle, iradeyle, ilimle tasarruf eden o olduğunu gösteren bir şeydir. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim de bize kainatta, yeryüzünde ve insan simasında o üç pencereden bakarsak Cenab-ı Hakk'ın rububiyet saltanatının, yani Cenab-ı Hakk'ın iş başında olduğunun, yönetiyor olduğunun, tasarruflu olduğunun delillerini gösterecekmiş. Kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Biri kainatın heyeti mecmuasındaki teavün. Bakın nasıl bir sikke? Biri kainatın heyeti mecmuasındaki teavün. Teavün neydi?
yardımlaşma, tesanül, dayanışma, teanuk. Neydi teanuk? Dur ben de bakayım ya. Unuttum mu ne? Teanuk. Omuz omuza vermeymiş. Tecavüp, cevaplaşma. Tezahür eden sikki-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. Bakınız nasıl oldu şimdi Bismillah, Rahman, Rahim, onlar da gelecek ama Üstad Hazretleri Allah ismini nasıl bir yere yerleştirdi? En üste. En üstte Allah ismi ve onun tasarruf dairesi sikki-i kübra-i uluhiyet ve nereden gözüküyor? Kainattaki nesnelerin birbiriyle olan bağlarından, değil mi? Yardımlaşması, yardımlaşmasından. Eksini tanımlaması, ihtiyacı. Evet. Yani yağmur yağıyor, otu çıkarıyor, otu inek yiyor, otun ineğin sütünü de biz içiyoruz. Hepsi birbirine bağlı. Tekelden çıktı mı? Yani değil mi? Bu bizi şuna mecbur eder. Eğer bir yere bir ilah bulacağımız zaman mecburen onunla ilişkiyle her yere de ilah bulmuş oluruz. Yani öyle işte Yunan mitolojisindeki gibi veya Mısır mitolojisindeki gibi işte suyun tanrısı bu haşa, ateşin tanrısı şu haşa veya işte bulutların tanrısı şu haşa. Böyle bir şey bize Müslümanlara mantıksız gelir. Neden? Çünkü her şeyin birbiriyle bağı var. Şimdi haşa sümme haşa, ateşe ayrı tanrı verdin. İyi de ateş sadece kendi müstakil bir varlık mı? Ateşin içinde topraktan şeyler var. Yani yanan şeyler, orada yakılan şeyler topraktan geliyor. Veya işte güneş örnek verelim. Güneşin tanrısını ayırdın, ateşi ayırdın ama ateş güneşte de var. Bakınız burada bir çelişkiler, çıkmazlar ağı ortaya çıkıyor. Demek ki kainatın bütününe baktığımız zaman bize Allah'ı gösterir. Nasıl? Kendi arasındaki o girift bağıyla. Böyle tabiri caizse şunun Allah'ın kim diye kalemi çektiğiniz zaman bütün kainat peşinden gelir. Çünkü onlarla bağı var. Hep verdiğim örnek, yine o örneği vereyim. Biz bazen bazı şeyleri biz yaptık diyoruz. Ben yaptım. Ben başardım. Mesela internetten alışveriş yapıyorum. İşte şu kazağı ben aldım. Şu kitabı ben aldım. Şu oyunu, bilgisayar oyununu mesela ben kazandım. Halbuki mesela o alışveriş sitesinden benim o kitabı, o kazağı almam için neler lazım? Bir, önümde bir bilgisayar olması lazım, değil mi? O bilgisayarın bütün donanımıyla önümde bulunması lazım. İki, o bilgisayarın bütün işletim sistemi falan yüklü olması lazım. Üç, bir internet ağı olması lazım. Bütün dünyayı kapsayan, benim alışveriş yapacağım yerleri de kapsayan. Dört, bir alışveriş sitesinin kurulmuş olması lazım. Beş, o alışveriş sitesinin o malı alacağı bir üretim bandının olması lazım. Gibi gibi birçok şey lazım. Ancak ondan sonra ben bu tık tıkı yaptığım zaman o kaza almış olurum. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak da kainatta başından sonuna kadar kanunları, yaratışları inayet pınarı olarak akıtıyor. Bizim içinde cüz'i bir mesele şeyimiz var. İşte ben bu kalemi oynattım. Bunu yapmak sanıyorum ben. Halbuki bu kalemi oynatmam için bütün kainatın düzeninin işlemesi lazım ki bu son adım sonuca gelsin. Ya sadece tuşa bastık. Biz sadece tuşa bastık. Bizim yaptığımız o kadar. Mouse oynattık, alışveriş oldu. Ben yaptım. Halbuki daha neler neler oldu senden habersiz. Onlar sayesinde senin fiilin vücuda çıktı. İşte o büyük bağ gördüğünüz zaman ayet-i kerimedeki o soru var ya, onlara sorsan diyor, o kafirlere sorsan yeri ve göğü kim yarattı? İster istemez Allah diyecekler. Çünkü oraya geldiğin zaman onun açıklaması ufak şeylerle yapılamaz. Yine mesela diyelim aramızda güzel futbol oynayan Serdar abi var. Bizim Messi'miz halı sahalarda. Kendisi öyle tanınır. Bir de diyelim benim gibi böyle kazma bir futbolcu var yani. Kaleyi bulduğunda sevinen. Yani vurduğu top kaleye giderse sevinilecek bir futbolcu. Şimdi Serdar abi başlıyor. Bazen öyle goller de atar yani. Ceza sahasından bir çıkar. Çalımada ata ata. Ceza sahasına kadar geldi. Kaç kişiyi yatırdı? Mesela atıyorum. Erdal abiyi çalımladı. Ümit abiyi çalımladı. Ümit abi pek oynamıyor. Erdem abiyi çalımladı diyelim. Başka abilerimiz de çalımladı. Reşat'ı çalımladı falan filan geldi. Çizginin üzerinde topu bana uzattı. Ben de vurdum. Gol oldu. Şimdi bu golü hakkı kimdedir? Yani kim atmıştır bu golü aslında? Öyle demek lazım değil mi? Çünkü oraya kadar o getirdi. Çizgide ben vurdum. Ama kaçırsaydım sorumlu kimdi? Bendim. Çünkü oraya kadar her şey düzgündü.
Hatayı yapan benim. Bizim dünyadaki halimiz de böyle. Yani Cenab-ı Hak yaratıyor, yaratışın bütün kanunlarını, olaylarını bir ahenk içinde yaratıyor. En son aşama, senin o tıkı yapman, işte ihtiyaç sahibini görüp sadakayı vermen, namazın vakti girdiğinde namazı kılman, işte Allah'ın anılması gerektiği zaman da Allah'ı anman. O sadece son hamle. Onu yapmasan mesulsün çünkü top çizgiye kadar geldi. Ama attığın zaman o senin olmaz. Çünkü oraya kadar yapılmış bir çaba var yani. Yaratışın bu tarafını biz tam kavrayamadığımızdan o küçük şeyleri kendi tasarrufumuz sanabiliyoruz. İşte biri kainatın heyeti mecmuasındaki teavün, yardımlaşma, tesanüt, dayanışma, teanuk, omuz omuza verme, tecavüp, cevaplaşmadan tezahür eden sikki-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor. Peki ben burada şöyle bir soru sorsam. Ya Bediüzzaman Hazretleri zaten Bismillah'ta kainatın tamamının arasındaki dayanışmadan şeyden bahsetti. Bir daha burada niye ikinci bir bab açtı? Bu ikinci başlığa neden gerek var? Yukarıda söylediklerine benzer şeyleri burada da söylüyor görüyorsunuz. Burası bize ayrıca ne söylüyor olabilir? Allah-u Alem burada yaratılıştaki mertebeleri gösteriyor. Mesela taş da bir varlıktır ama bitki ondan daha ayrı bir varlıktır, değil mi? Yani taş da evet bir varoluş, bir sanat ama bitki düzeyine geldiğinizde o daha da başka bir sanat veya hayvan düzeyine geldiğinizde o daha başka bir sanat. Onun için daha fazlası, bir fazlası, çok fazlası gerekiyor. Sanki oradaki mertebelere de kainat tefekkürümüzde Bediüzzaman Hazretleri bizi uyandırıyor. Küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir. Nedir tedbir? İdare. Öncesinden şartları oluşturmak gibi diyelim. Terbiye. İşte ihtiyacı varsa ihtiyacı, engel olunması gerekiyorsa engel olunması, sevk edilmesi gerekiyorsa sevk edilmesi, terbiyede bunlar da var. İdaresindeki teşabüh. Ne demek teşabüh? Benzemeklik mi acaba? Dur ben de merak ettim. Bazen unutuyoruz kelimeleri. Birbirine benzeme, evet. Teşabüh, tenasüp, uyum. Güzel. İntizam, düzen. İnsicam, o da yakın bir mana gibi. Düzen gibi, evet. Lütuf ve merhamet. Demek ki bu ikinci düzeyde, bitki düzeyinde varlığın devamda kalması cansızlık düzeyindeki devamından daha üst bir okuma sağlıyor. Veya daha üst bir tırnak içinde emek gerektiriyor, özen gerektiriyor. Diyebilir miyiz acaba? Mesela şöyle düşünelim. Taş mı daha acizdir, bitki mi daha acizdir? Bitki. Bak taş da geldi, bitki de geldi. Hangisi daha acizdir? İhtiyacı hangisi fazlaysa o daha acizdir. Daha çok muhtaçtır, orada daha acizdir. Burada bitkide biraz can var. Taş hareket. Bitkide biraz can var, taş hiç kıpramayan bir şey yok. Doğru bak, aciz noktasında abimizin dediği doğru. Taş daha güçsüz duruyor, bitkide biraz daha şey varmış gibi. Söyleyebilir miyim? Ha, buyurun, buyurun abi. Ne diyor, taş yeri daha ağır. Evet. O yerinde güzel değil mi? Temsil olarak söylüyorum. Bir şey ise anlatabilmek için, meramını anlatmak için. Misal gibi. Evet. Peki ikinci bir soru geliyor şimdi. Ağaç mı daha fakirdir, taş mı daha fakirdir? Ağaç daha fakirdir. Ağaç daha fakirdir. Bakın, ağaç daha güç sahibi gibiydi ama fakirliği daha ziyade. Niye öyle oldu abi? İhtiyacı çok değil mi? Evet, ihtiyacı çok. Evet. Ağacın ihtiyacı daha çok. Taş nefes alayım demiyor. Veya su yağmur yağsın demiyor. Bana güneş vursun demiyor. Taş böyle. Mars'ta da koysan var olur. Burada da koysan var olur. Jüpiter'de koysan var olur. Ama bitki oralarda yaşayamaz. Onun bir ihtiyaç şeyi var. Peki hayvana gelelim. Hayvan mı daha fakirdir? Bitki mi daha fakirdir? Sanki yaşıyor.
Hayvan daha şey abi. Niye? Mesela ihtiyaç noktasında daha fazla şeye muhtaç. Evet. Öyle her durduğu yerde rızkı göğünden yağmıyor mesela. Kovalaması lazım falan. Demek ki hayat düzeyi şiddetlendikçe varlıkta, onun varlıkta tutulması için lazım olan emek ziyadeleşiyor. Tabii tabii değil mi? Mesela işte doktorluk seviyesi olur bir. Pratisyen mi diyorlar en alt seviyede doktora? Ama bir de böyle beyin cerrahı olur. Niye? Daha hassas bir işle uğraşıyor. Onun eğitimi daha uzundur. Çok uzun süreçte bir eğitim alır. O işte bir ameliyathanede uzun süreler çalışır falan filan, ancak kendisi ameliyat yapan noktaya gelir. Değil mi? O noktaya gelmesi lazım o ameliyatlara girebilmesi için. Bakınız, taşın var olması aslında bitkinin ve hayvanın var olmasından daha kolay. Bir anlamda. Bitkinin ve hayvanın varlıkta tutulması taşın varlıkta tutulmasından daha zor. Buradan böyle hani şey de yapalım, sade tarihçi de olsa bir eleştiri yapalım evrimcilere. Mesela evrimciler diyorlar ki işte varlık hiyerarşisi alttan yukarı doğru çıkıyor. Fakat biz deriz ki o zaman peki neden varlık giderek kendini zayıflatıyor? Mesela bitkinin mi hayatta kalması daha zor, hayvanın mı hayatta daha kalması zor? Mesela diyorlar ki onlar önce işte cansızlar vardı, sonra bitkiler oluştu, sonra bitkiler evrimleşti, hayvanlar oluştu. İyi de mesela ben onu da bir bitki zekası diye bir kitapta okumuştum. İtalyan bir yazar diyor ki bir bitkiyi diyor mesela %75'ine kadar kessen o %25'ten yine büyüyebilir. Ama diyelim bir hayvanda bazen mesela kalbinde %1'lik bir yara açsan o ölür. Şimdi bu canlı daha üst bir boyuta mı geçti yoksa hayatta kalmasını daha riskli bir hale mi getirdi? Yani o açıdan baktığın zaman bitki daha kolay hayatta kalıyor. Her durduğu yerde rızkını buluyor. Koşmasına gerek yok. Niye geriye gitmiş oluyor şeyde? Hani bu süreci bu açıdan da eleştirebiliriz. Gelelim metnimize. Demek ki canlılık düzeyinde Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, düzeni, oradaki uyum, teşabbü bize ayrı bir okuma sağlıyor. Bu ne şimdi? Ne okuması bu? Sikki-i Kübra-i Rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor. Demek ki Bismillah, bütün alem, Rahman, özel canlılık düzeyi, geldik rahimiyete. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki, bu sefer insan dairesindeyiz. İnsanın mahiyeti camiası, ne demek mahiyeti camia? Kapsamlı, evet, kapsamlı yapısı, evet. Simasındaki letaif-i refet, yani yine şefkat mi diyelim? Şefkatin latiflikleri ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhameti ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulyâ-i rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek ki insanın mahiyetinde de ayrıca bir işte bir katman daha artış var. Daha bir özen, daha bir emek, daha bir dikkat gerekiyor. O da Er-Rahim ismine. Şimdi ne oldu? Bismillah en genel daire oldu. Rahman canlılık dairesi oldu. Rahim de insan dairesi oldu. Rahman da insan içinde. Tabii tabii. Içeride. Aslında hepsini kapsıyor hayvan olarak, hayvaniyet mertebesinde. Ama insaniyet mertebesinde ayrıca rahim açılıyor. Yani hassas olan en başta da vardı. Şeyde evet, de vardı. Evet evet evet. Tabii tabii. Canlı hepsini. Şeylerde de vardı. Ondan sonra bitkilere de geçti. Ondan sonra daha özelde de var. Tabii insaniyet düzeyinde artık diye. Onun içinde var. Evet. Çünkü insanda artık mutluluk neredeyse kişiye özel hale geliyor abi. Evet. Mesela sizin hoşunuza giden belki benim hoşuma gitmiyor. Cenab-ı Hakk'ın sizi mutlu edişiyle benim mutlu edişi aynı olmayabiliyor. Mesela diyelim siz başka türlü diyelim bir şiirden hoşlanıyorsunuz. Ben başka türlü bir şiirden. Oraya kadar Cenab-ı Hak bütün dakik ayrıntılara kadar yaratışı var. O da rahimiyet, has daire. Demek Bismillahirrahmanirrahim. Sayfeyi alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alemin nüsha-i musagarası olan, yani alemin küçük bir numunesi olan insana ucu dayanıyor
ferşi yani yeryüzünü arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Neymiş Bismillahirrahmanirrahim? İnsani arşa çıkmanın yoluymuş. Peki insani arş ne? Mesela bu kavramı da biraz konuşalım. Bediüzzaman Hazretleri, biz arş-ı azamı biliyoruz. Kenan abi şöyle der, yani Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatının en yoğun tecelli ettiği yer. Yaratılışın tecellisinin en yoğun olduğu yer arş. Ama bize göre nasıl bir şeydir bilemiyoruz biz kendi fiziğimiz içinde. Bütün alemi sardığı söyleniyor. Hatta diyorlar ki işte bizim alemimiz arşın içinde kumsaldaki kum tanesi kadarmış. O kadar büyük bir şey mesela arş. Nasıl bir alandır? Ama insanda da bir arş varmış. Ne demektir insani arş? Acaba şu olabilir mi? Cenab-ı Hak kainatta nasıl kendisini gösteriyor? İnsanda da kendisini bir cüz'i aynı olarak yine gösteriyor. Değil mi? Nasıl ki 18 bin alem var, o 18 bin alemin numunesi bizde de var. Peki böyle bir okuma bize ne sağlar? Mesela Bismillahirrahmanirrahim'i böyle anladık. Dünyamızda ne değişir? Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'ın ilk ayeti değil mi? Kur'an okumaya başlarken onunla başlamıyor muyuz? Demek ki Bismillahirrahmanirrahim'de yapacağımız her inkişaf, her değişim aslında bizim Kur'an'ı nasıl anladığımızı da etkiler. Diyebiliriz ki Bismillahirrahmanirrahim'i böyle anlayan bir insan, onun ta arştan insani arşa kadar, kainatın en geniş dairesinden en cüz'i dairesine kadar bir hat oluşturduğunu, bir okuma oluşturduğunu, bir kanun anlattığını, Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatını katman katman anlattığını düşünen bir insan, bundan sonra Kur'an ayetlerine nasıl bakar? Veya diyebilir miyiz ki, Sebe Melikesi Belkıs belki de Bismillahirrahmanirrahim'de bu sırra hayret etti. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın haber verdiği bu şey belki de ona çok yüce bir hakikat olarak geldi. Belki de o hayretinden dolayı vezirlerine Bismillahirrahmanirrahim'le anlattı olayı. Ona bir mektup geldi ve bu mektup Bismillahirrahmanirrahim'le başlıyor. Bir üçüncü bağ, acaba insan, gene ayetle ilgili olarak söylüyorum, acaba insan mektubunu doğru şekilde anlamak için ona hep Bismillahirrahmanirrahim'le mi başlamalı? Bakın, Kur'an Bismillahirrahmanirrahim'le başlıyor. İnsanoğlu, Müslümanlar olarak söylüyorum, her işine elimizden geldiğince, hatırımızda kaldıkça Bismillahirrahmanirrahim'le giriyoruz. Demek ki kainat Bismillahirrahmanirrahim hatırımızda olarak muhatap oldukça doğru şekilde okunuyor. Bak, mektup geldi, Bismillahirrahmanirrahim'le başlıyor. Onu atladın, ne oldu? Mektubu eksik bıraktın demektir. Sana gelen mesajda eksik kaldı demektir. Demek ki bizim Bismillahirrahmanirrahim'i doğru anlayışımızda bütün alemle muhatabiyetimizi etkiliyor. Sade tarif olacak ama ona da gireyim. Mesela diyelim ben Ümit abiyi tanımıyorum. Daha önce tanışıklığımız yok. Ümit abi yoldan geçerken ensene bir tokat attı. Nasıl bir tavır sergilerim ona? Nasıl yaparız abi? Kızarız değil mi? Yani yoldan geçen herhangi birisi bize tokat atsa, ensemize şaplak atsa. Değil mi abi? Şaka mı yapıyorsun? Dersek iyi yani. O kadar bir şaka olursak iyi. Ondan daha sert de olabiliriz. Ama ben şimdi Ümit abiyi tanıyorum. Yıllardır aramızda muhabbet var. Seviyorum. Hoş sohbet. Sıcak kanlı, iyiliğini de çok görmüşüm. Ümit abi reklamlar geçiyor hatta. Ondan sonra mesela Ümit abi diyelim yine yolda benim ensime bir şaplak atıyor. Bu seferki tavrım onunla aynı olur mu? Şaka mı yapıyorsun dersin? Ama bu sefer daha değil mi? Daha yok şaka. Cümle aynı, vurgu farklı. Veya onu ben bir iltifat olarak da görebilirim. Ya Ümit abi bana iltifat etti. Öbürüne kızardım. Bunu iltifat olarak gördüm. Yani Ümit abiye karşı malumatım, ona dair marifetim, kainatı okuma şeklim, onun fiillerini okuma şeklimi değiştiriyor. La teşbih ve la temsil. İnsanın Cenab-ı Hakk'a dair bilgisi de onun yarattığı eşyayla muhatabiyetini değiştiriyor. Biz Bismillahirrahmanirrahim'le başlamayı tam kendimizde yerleştirirsek bu sefer ne olur?
alemdeki her şey bize Bismillahirrahmanirrahim'den gelir. Yani kimden gelir? Rahman ve Rahim olan Allah'tan gelir. Rahman ve Rahim olan Allah'tan geldikten sonra insan ensesine tokat atıldığında kızar mı? Kızmaz. Çünkü niye? Yapan öyle birisi. Art niyetli değil. Sana rahmet tecellisi olarak, rahimiyet tecellisi olarak onları yapıyor diye bir okuma ediniriz. Nazı geçiyor. Evet, evet. Buradan hemen üçüncü sırra geçeyim. İkinci sırrı atlayalım. Yani Bismillahirrahmanirrahim bütün kainatı kaplayan bir sır olduğunu Bediüzzaman Hazretleri söyledi bize. Kainat okuması mertebesinde. En son pencerede acaba şöyle hani nefsini bilen Rabbisini bilir manası var ya abi. Evet. Mesela herkes kendi dünyasında kudretini, arziyetini, muhtaçlıklarını bilir. He. Tamam elindeki imkanları da bilir ama elindeki imkanların ne kadar zayıf ve tutanaksız olduğunu, kendi arziyetini ve fakriyetini şeyini bilebilir. O manada da bir bilmeklik olabilir mi? Rabbini bilmek noktasında yani. Olabilir. Çünkü... Belki de abi Belkıs'ın o Bismillahirrahmanirrahim'e karşı hayretinde kendi aczini, fakrını bilmesi de vardır, hissedardır. Yani burada biz mesela Kur'an kıssalarını okuduğumuzda özellikle Mevlana Celaleddin Hazretlerinde veya İbn Arabi Hazretlerinde bunu çok görürüz. Kur'an'ı içimizle bağlamayı bize çok öğretirler. Mesela Mevlana Hazretleri geçen Ömer abi de örnek vermişti onu sanki. Firavun'u Musa'yı diyor kendi içinde ara değil mi Ömer abi? Nasıldı o? Şimdi Kur'an'da şey geçiyor diyor. Hani birçok yerde aslında Musa'nın adı geçer diyor. Hani Mevlana Mesnevi'de böyle söylüyor. Onun hani vay Firavun neler yapmış falan diye böyle uzak bir hikaye gibi okumayın diyor. O diyor aslında sizin içinizde. Musa da sensin diyor, Firavun da sensin diyor. İkisi de sende. İkisi birbiriyle savaş halindedir diyor. Yani biri nefistir, biri kalptir diyor. Hani evet. Hangisine şey yaparsan o kazanır diyor yani. Ya. O yüzden çok geçer diyor Kur'an'da yani. Ya. Bütün bunlar bir şey, yani başka bir tefsir tabii. Tabii işari bir tefsir olarak bu. Ya da tasavvufi tefsir de diyorlar. Yani Kur'an'daki kıssalar evet o peygamberlerin hayatlarını anlatıyor. Ama bir de bizim içimizde dönen olayları da anlatıyor. Musa aleyhisselam dediğinizde Musa aleyhisselam işte kalp de murad olabilir ondan. Bir alt mertebede işari bir tefsir olarak. Firavun diyoruz nefis de murad olabilir ondan ki Bediüzzaman Hazretleri de Haşr Risalesi'nin başında birinci işaretinde öyle bir şey yapıyor. İşte nefisle kalptir diyor. Sonra ehli felsefeyle Müslümanlardır diyor. Ben böyle katman katman söylüyor mesela. Mana şeyler olarak. Demek ki Kur'an'dan gerçekten hissemizi almak da biraz kendimizi ona dahil etmekle kendi Belkıs'ımızı bulmakla biraz da Besmele'nin sırrını anlamak. Demek ki Belkıs orada aczini, fakrını tam idrak etmiş. Sonuç olarak da Besmele'yi anlamak, ondan etkilenmek ona nasip olmuş. Cenab-ı Hak ona hidayet vermiş orada. Abi dersin başında üstad diyor. Nefsi hüşşer dedi ya. Mesela. Evet, evet. Şimdi orada hüşşerden, yani biz ne diyor hüşşer? Açık mıydı değil mi? Bilme, uyanma. Evet. Ama nasıl bu uyanma? Nefsi hüşşer olan iyi mi kötü mü? İyi, iyi manada. Uyanıklık manasında. Ama nefsi uyanış öyle. Allah biliyor mu bilmiyor mu? Yoksa gayrısı mı biliyor? Nefsi hüşşer. Biz soracağız nefsimize. Hangisini biliyor? Hangisini daha uyanırsın? Evet, doğru, doğru. Şimdi gelelim üçün vaktimize... Ona göre muhatap olmamız için. O Bismillahirrahmanirrahim ona göre muhatap olsun. Tabii, kesinlikle. Nefsi hüşşerlerine göre muhataplığı öyle alır sence. Kesinlikle abi. O tabii etkiliyor. Yani nasıl muhatap olursan, onu Mesnevi Nuriyet Üstad bir yerde söylüyor. Muhatabın kalp ve ruhu diyor bir aynadır. Kur'an'a karşı tuttuğu zaman eğer kendisi kirliyse diyor, Kur'an'da da öyle şey görür. Mesela sivrisinek misali veriyor Kur'an-ı Kerim. Orada kafirlerin itirazını da dillendiriyor. Kafirler diyor ya diyor Allah hani böyle örnek verir mi? Allah bunda neyi murad etti? Koskoca Allah sivrisinekten misal verir mi diye falan şey yapıyorlar. Ama diyor Cenab-ı Hak Allah diyor sivrisinek veya ondan daha küçük bir şeyle misal vermekten çekinmez. Çekilmez. Niye çekinsin? Çünkü sanatla yaratmış. Allah diyor ancak fasıkları saptırır. Verdiği misallerle ancak fasıkları saptırır diye. Fasıklıkta şey vardır. Günahı seve seve bile isteye işleme. O da ne yapıyor? Kötülüğü arzulanır hale getiriyor. Ya Allah bunu niye yasak etmiş? Keşke etmeseydi. Gibi bir noktaya getiriyor. Bu bakış açısı da elbette Kur'an'ı anlayışımıza da zarar veriyor. Ateş en basit ateşi. Nimet olarak almayı kullanan var. Evet değil mi abi? Felaket olarak da kullanan var. Gelelim şimdi ikinci makamda üçüncü nükteden de bir üçüncü sırdan da biraz okuyalım. İnşallah dersimiz
hatime bulmuş olsun. Ey insan, aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün enva-ı mahlukatı sana müteveccihen, muavenet ellerini uzattıran ve senin hacetlerine lebbeyk dedirten Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Rahmet nedir? Bak işte soru olarak gelsin mesela. Rahmet nedir? Rahmet, Cenab-ı Hakk'ın bildiğini bildirmesidir. Cenab-ı Hak Muammer abiye, Muammer abinden haberdar olduğunu, onun varlığından haberdar olduğunu, onun dertlerinden haberdar olduğunu nasıl bildiriyor? İhtiyaçları karşılıyor. Evet, rahmetiyle bildiriyor. Rahmet tecelliyle bildiriyor. Veya Erdal abiye, Cenab-ı Hak bildiğini nasıl bildiriyor? Rahmetiyle bildiriyor. Bizim yani rahmeti görüşümüz aslında Cenab-ı Hakk'ın bizi bildiğinden haberdar oluşumuz. Aklını başından hiç mümkün müdür ki bütün enva mahlukatı sana müteveccihen muavenet, yardım ellerini uzattıran ve senin hacetlerine lebbeyk dedirten Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir. Demek ki insanın da Cenab-ı Hakk'ı bildiğini bildirmesinin yolu hürmeti. Ve katiyen anla ki senin gibi zayıf mutlak, yani zayıflığı mutlak noktada. Yani o golü attığında ya Serdar Allah razı olsun buraya kadar bu topu getirdin demek. demek. Uyanmak yani. Ya da gol sevincinde bana değil de Serdar abiye koşulması. He, yani. Öyle de olur ya futbolda. Ve senin hacetlerini... Estağfurullah. Ve katiyen anla ki senin gibi zayıf-ı mutlak, aciz-i mutlak, fakir-i mutlak, fani, küçük bir mahluka bu koca kainatı musahhar etmek ve onun imdadına göndermek elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tazammun eden hakikati rahmettir. Bakın rahmet nelerden oluşuyor? Hikmet, inayet, ilim ve kudret. Bunlarla rahmet oluşuyormuş. Rahmetin içinde bunlar varmış. Elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tazammun eden hakikati rahmettir. Hani bir zamanlar Pirelli lastiklerinin bir sloganı vardı. Neydi? Çok meşhur olmuştur. Araba lastiği sloganı. Kim söyledi onu? Kontrolsüz güç güç değildir. Evet abi, kontrolsüz güç güç değildir. Rahmet de sadece kudretle ilgili bir şey değildir. Hikmet de var. Hikmet de var. Çünkü hikmetli vermesi lazım. Bir şeyde okumuştum Bilim Teknik Dergisi'nde. Kutup ayısı vurmuşlar. Çok aç kalmışlar şeyler, kutup kaşifleri. Kutup ayısını vurmuşlar. Kesip karaciğerini alıp yemişler. Hepsi A vitamini zehirlenmesinden ölmüş. Kutup ayısının karaciğerinde o kadar çok A vitamini varmış ki, çok yüksek düzeydeymiş. Vitamin bakın çok faydalı bir şeydir. Ama bazı vitaminler vücutta biriktiği zaman zehir olur. A vitamini öyledir, D vitamini öyledir. ADK hatta A, D, E, K biz öyle ezberlemiştik zaten lisedeyken. Zehir öyle tanımlıyorlar. Evet. Fazla olan şey zehirdir. Değil mi? Bizde fosfor da var. Bizde kalsiyum da var. Ama ziyadeleştin mi? Zehir. Demek ki hikmet de olması lazım onun içinde. İlim, hikmet de ilimsiz olmaz. İlim de olması lazım. Bakın nasıl katman katman açılıyor. Cenab-ı Hak bize rahmet ettiği zaman onun arkasında kudretinin yetebilir olduğu bilgisi var. Hikmetle tayin ettiği bilgisi var. Bir de ilimle bildiğinin bilgisi var. Rahmet tecellilerinin arkasında. Elbette böyle bir rahmet senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. İşte o halis şükrün ve o safi hürmetin tercümanı ve ünvanı olan Bismillahirrahmanirrahim'i de o rahmetin vusulüne vesile ve o Rahman'ın dergahında şefaatçi yap. Evet, rahmetin vücudu ve tahakkuku güneş kadar zahirdir. Çünkü nasıl merkezi bir nakış, her taraftan gelen atkı ve iplerin intizamından ve vaziyetlerinden hasıl oluyor, öyle de bu kainatın daire-i kübrasında binbir ismi ilahinin cilvesinden uzanan nurani atkılar, kainat simasında öyle bir sikke-i rahmet içinde bir hatim-i rahimiyeti ve bir nakş-i şefkati dokuyor ve öyle bir hatim-i inayeti mesrediyor ki güneşten daha parlak kendini akıllara gösteriyor.
Evet, şems ve kameri, anasır ve madini, nebatat ve hayvanatı, bir nakş-ı azamın askı ipleri gibi o bin bir isimlerin şualarıyla tanzim eden ve hayata hadim eden ve nebati ve hayvani olan umum validelerin gayet şirin ve fedakarane şefkatleriyle şefkatini gösteren ve zevil hayatı hayat-ı insaniyeye musahhar eden ve ondan rububiyet-i ilahiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı azamını ve insanın ehemmiyetini gösteren, en parlak rahmetini izhar eden o Rahman-ı Zülcemal elbette kendi istignai mutlakına karşı rahmetini ihtiyacı mutlak içindeki zihayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Son cümleyi bir daha okuyayım. Kendi istignai mutlakına karşı rahmetini ihtiyacı mutlak içindeki zihayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Allah kendi rahmetini bize karşı, bizim ihtiyaçlarımıza karşı şefaatçi yapmış. Ne demektir bu? Yani haşa haşa sümme haşa, bizim Allah'a boyun eğdirebilme şansımız var mı? Haşa. Mesela bir şeye ihtiyacımız var, bunu vermeye mecbursun Allah'ım diyebilir miyiz biz? Peki Allah bunu niye veriyor bize? Kendisinin rahmetinin şanından dolayı veriyor. Yani nasıl deriz ki mesela işte ağalığın şanı vermektir deriz. Ağa vermek zorunda değil, vermese vermez. Ama deriz ki ağalığın şanı vermektir. Çünkü ondaki kemal vermeyi iktiza eder. Gibi bir mana burada var. Kendi istinai mutlakına karşı Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Rahmetini ihtiyacı mutlak içindeki zihayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Ey insan, eğer insan isen Bismillahirrahmanirrahim de, o şefaatçiyi bul. Diyor. Buradan da birazcık ilerleyelim. Risalenin tamamından hissemiz olsun. Gelelim salavat bahsine. Ey insan, bu rahmeti bulan, şimdi 6. sırra geldik. Ey insan, bu rahmeti bulan ebedi tükenmez bir hazineyi nur buluyor. O hazineyi bulmasının çaresi rahmetin en parlak bir misali ve mümessili ve o rahmetin en belli bir lisanı ve dellalı olan rahmetellil alemin ünvanıyla Kur'an'da tesmiye edilen Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünnetidir ve tebaiyetidir. Ve bu rahmetellil alemin olan rahmeti mücessemeye vesile ise salavattır. Salavat neymiş? Efendimiz üzerinden rahmetle bağ kurmak. Rahmetellil alemin olan rahmeti mücessemeye. Bu da çok ilginç bir ifadedir. Üstad Hazretleri Efendimiz için kullanıyor bunu aleyhissalatü vesselam. Rahmeti mücesseme ne demek? Cisimleşmiş hali. Rahmet. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin cisimleşmiş hali diyor. Enteresan bir ifade değil mi? Yağmura da diyoruz. Öyle mi abi? Yağmura da diyoruz. Evet. Ve bu rahmetellil alemin olan rahmeti mücessemeye vesile ise salavattır. Evet, salavatın manası rahmettir. Ve o zihayat mücessem rahmete, rahmet duası olan salavat ise o rahmetellil aleminin vusulüne vesiledir. Öyleyse sen salavatı kendine, o rahmetellil alemine ulaşmak için vesile yap ve o zatı da rahmeti rahmana vesile ittihaz et. Umum ümmetin rahmetellil alemin olan aleyhissalatü vesselam hakkında hadsiz bir kesretle rahmet manasıyla salavat getirmeleri, rahmet ne kadar kıymetli bir hediye-i ilahiye ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu parlak bir surette ispat eder, diyor. Nasıl şimdi bak, nereden nereye geldik? Besmele ile başladık. Bütün kainatı besmelenin sardığını gördük. Oradan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldik yani. Nasıl bir bağ kuruldu orada? Üstad besmele ile hepsini birbirine bağladı. Elhasıl hazine-i rahmetin en kıymetli pırlantası ve kapıcısı Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam olduğu gibi en birinci anahtarı dahi Bismillahirrahmanirrahim'dir ve en kolay bir anahtarı da salavattır. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah hakikaten çok önemli bir şey. Her ne kadar biz ülfet peyda etmiş olsak da ülfet maalesef bizi körleştiriyor. Hayatımızın hep içinde olan şeylerin ne kadar kıymetli olduğunu anlayamıyoruz. Mesela
diyelim yeni bir cep telefonu çıkıyor veya bir cep telefonunun bir özelliği çıkıyor. Böyle hayretlerle anıyoruz onu. Ama ona olan ihtiyacımız, havaya olan ihtiyacımızla bir mi? Değil. Ama onu o kadar düşünmüyoruz. Veya güneş her sabah doğuyor. Bir iPhone bilmem ne modeliyle kadar konuşulmuyor mesela. Neden? Çünkü ülfet peyda etmiş. Hep farkındalığımız değişmiş abi. Evet evet. Ha. Yani şey açısından bakmıyoruz. Benim buna ne kadar ihtiyacım var diye bakmıyoruz. Ne kadar yeni olduğuna bakıyoruz belki orada. Hani yeni bir şey katıyor mu? Zaten veriliyor ya. Evet, evet, evet abi. Hazır, bedava. O hal bizi köreltiyor. Elfaz-ı mübarekelerin de maalesef eğer kıymetini bilmezsek, hakkıyla tefekkür etmezsek böyle bir dünyamızda ülfet peyda etmesi gibi bir arıza oluşabilir. Cenab-ı Hak tefekkürle ameliyat tefekkürüye diyor üstad bir yerde. Tefekkür ameliyatıyla o ülfeti kırmayı, parçalamayı ve o elfazdaki sırları ortaya çıkarabilmeyi hepimize nasip eylesin. İşte besmele İslam'da neyse zamanda da öyle olan bir gecenin içindeyiz. Berat gecesi nasıl besmelede sır toplanmış Cenab-ı Hak öyle bir sırrı da Berat gecesinde toplanmış. Bu gecede de besmeleden sırrımızı, hissemizi ziyade eylesin. Salavatla değerlendirmeyi nasip eylesin. Teberrüken buradaki salavatla okuyayım ve bitirelim. Allahümme bihaqqi esrari bismillahirrahmanirrahim. Salli ve sellim ala men erseltehu rahmeten lil alemine kema yeliğu bi rahmetike bi hürmetihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve erhamna rahmeten tuğnina bihan rahmeti men sivake min halkik amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Manası da şöyle. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim'in hakkı için alemlere rahmet olarak gönderdiğin zata ve bütün âl ve ashabına senin rahmetine ve onun hürmetine yaraşır bir şekilde salat ve selam et. Bize de senden gayrı senin mahlukatından hiç kimsenin merhametine muhtaç olmayacağımız bir rahmetle. Merhamet et. Senden gayrı senin mahlukatından hiç kimsenin merhametine muhtaç olmayacağımız bir rahmetle merhamet et. Allah hepinizden razı olsun. Allahümme inni yestavdiyüke cemi'a ma'anzurhu fi hazel kitabı hatta teruddehu aleyye fi vakti ihtiyacileh. Ya Rabbi bize bu kitapla öğrettiğin ilmi yine senin katına emanet ediyoruz. Sen emanetleri zayi etmezsin. Vakti ihtiyacımızda bize tekrar ilet. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahminin hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.